Merhaba, gündemden gelişmeleri aktaracağız. Hızlı Karar'da İntegral Menkul Değerler Danışmanı Doktor Artunç Kocabalkan'la birlikteyiz. Merhaba, hoş geldin. Hoş Hızlı Karar'ı biraz öne çektik çünkü önümüzdeki saatler hayli yoğun geçecek. Referanduma kadar da bu yoğunluğu herhalde yaşayacağız ama gündem çok yoğun ve ekonomi gündemi de aslında yoğun. Şimdi ben senden yorumları tek tek, orta vadede, kısa vadede, uzun vadede alacağım. Sabah ne oldu? Önce İdlib'deki kimyasal saldırıyı gördük. Oradaki vahşeti, dehşeti yaşadık. Suriye rejiminin yaptığı kimyasal saldırıdan tüm dünya etkilendi. Ama Trump Suriye'yi vurmayı düşünüyorum dedi. Buna karşılık vermeyi düşünüyorum dedi ve sabah 3.40'da da bu kimyasal saldırının yapıldığı düşünülen üssü Trump'ın emriyle vurdular. Ne oldu? 59 füze atıldı. İşte bu şu sabahleyin Hakan şu bizim desk kadar büyüklükte füzeler dedi. Hedefi şaşırmayan füzeler dedi. Ve ardından da... Tanesi de 850 bin dolarmış. 850 bin dolarmış. Ve ardına açıklamalar geldi. Şimdi orada birinci soru, acaba ABD-Rusya gerginliği ne olur? Piyasa bunun için düşünürken bir şey olmaz. Açıklamalar yapılır, gövde gösterileri yapılır ama işin sonunda Amerika-Rusya birbirine girmez diye düşünüyor. Böyle mi? Ne? Şimdi o kadar çok söyleyecek şey var ki işin temelinde ne kadar ciddi bir samimiyetsizlik olduğu çıkıyor ortaya esasında. Yani insanlar ölüyor orada, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Bunların ekonomik tarafını konuşmak zorundayız. Bir kere burada bir zorluk var. İkincisi yani her şeye sanki bir bilgisayar oyunu gibi bakıyoruz. Yani mesela diyoruz ya, FED kararı ne olacak canım, işte 4 tane arttırmayacak, nasıl olsa 3 tane arttıracak. Aa, problem yok. Halbuki sınırlar kapatılıyor, insanlar açsız kalıyor, aç kalıyor, göç olmuyor falan filan. Piyasa neye bakıyor? İki ay rahatız diye bakıyor. Bu sefer öyle değil. Bu sefer öyle değil. Çünkü Suriye'de olup bitenler bizim yanı başımızda olması dışında Orta Doğu'nun tam ortasında ve Afrika'dan, Kuzey Afrika'dan başlayıp ta Çin'e kadar uzanan o enerji koridoru üzerinde oluyor. Yani dünyada tekrar bir enerjinin, ticaretin, gücün dağıtımı var. O yüzden piyasanın böyle baktığına bakmayın. Piyasa ortada bir problem olduğunu görüyor. Ortadaki problemin nedeni de şu. Bir tümden geleyim yapalım esasında. Fed'in faiz arttıracağı, enflasyonla mücadele ettiği bir ortamda altın fiyatlarının artmaması gerekir. Altın ne zaman artar? İki tane ana belirleyicisi vardır. Bunlardan bir tanesi belirsizlik, ikincisi de enflasyon. Merkez bankaları enflasyonla mücadele edeceğiz diyor Fed. Enflasyon düşük diyor, inanmıyor piyasalar. Çok büyük siyasette problem yok, her şeyi halledeceğiz diye düşünüyorlar. Siyasette büyük problemler var. O yüzden biraz uzattım konuyu ama yani bu Rusya, Amerika konusu, Amerika'nın elbette tek seferliktir açıklaması dolayısıyla belki bir miktar... Olumlu. Bir de Rusya'ya haber verdik. Suriye biz uçaklarımızı çekmiştik. Rusya'da ama Suriye'de kim savaşıyor? Kiminle savaşıyor? Trump'a sorarsanız eğer oradaki IŞİD'i Obama yarattı diyor. Biz de ona karşı savaşıyoruz diyor. Hillary ile birlikte yaptılar diyor. Rusya bu saldırı belli ki diyor baştan planlanmış diyor. Irak'taki saldırıya benziyor diyor. Ama şimdi esasında buradan bir çıkarım daha yapalım. Niye uzun süreli bir problemle karşı karşıya olduğumuzu anlamak için. Önce şöyle bir bölelim. Kısa vadede bunun bir seferlik saldırı olduğu, kimyasal silah İdlib'e atıldığı için kimyasal bombaların bunun bir insanlık suçu olduğu ve Trump bu yönden de destek buldu. Rusya da bunu savunamaz. Rusya ile Amerika birbirine girmez. Kısa vadede piyasa bir kerelik saldırı zaten haberde verilmiş. Devamı gelmez dediği için durdu ve bekliyor. Nerede durdu? 3.71. 3.75'i gördü önce. Daha sonra 3.70 bireyinde. Şu anda da 3.72.45 72.60 seviyesinde. Evet. Yani buradan sonra ne olur? Düne göre düşüş. Evet. Buradan sonra ne olur? Çok kısa vadeli bir yorum yapmak gerekirse. Yani şimdi Türk lirası açısından bakıldığında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politik baskılara rağmen faizi arttırdı. Arttırmadım diyor ama çok net şekilde bir faiz arttırımı yapmış durumda. Şimdi 11.50'den evinin üzerine çıktı faiz. Tabii. Şimdi acaba seçimler sonrasında, yani referandum sonrasında Merkez Bankası bu sıkı para politikasını devam ettirecek mi, ettirmeyecek mi? Türk lirasının değerini belirleyecek budur. Biz daha önce dünkü yorumda mesela Cem'e şunu söylemiştim. Eğer
yurt dışı kaynaklı çok büyük bir olumsuzluk olmazsa referanduma kadar Türk lirasında büyük bir hareketlilik beklememek lazım demiştim. O yüzden dediğine katılıyorum. Çok çok kısa vadede evet bunlar durabilir ama çok çok kısa vadeli bakmanın çok çok yanlış olduğu bir dönemdeyiz. Çünkü uzun vadeye ilişkin tüm dünyayı ilgilendiren ve maalesef Türkiye'de daha fazla ilgilendiren çünkü yanı başında olan bir problem var. Kısa vadeye geçmeden önce orta ve uzun vadede de konuşacağımız altın fiyatları ve petrol fiyatları. Evet. 56 dolara yaklaştı. 55 dolara doğru tekrar bir düşüş var. 1262 dolar altın. İçeride Cumhuriyet altını dolarda 3.70'in üzerinde günlerdir zaten gelişmekte olan piyasalarda bir baskı vardı. 3.73'ü gördük dün. İdlib saldırısı etkiledi. Güney Afrika etkiledi. Evet. 1262 dolar altının onsu. İçeride de Cumhuriyet altını 1000 liranın üzerinde. Evet. 150 lira gramı. Evet. Şimdi altın dememizin nedenlerini söyledik ya hani uzun vade için evet. büyük bir getiri diye. Şu anda esasında altın için maalesef en kötü senaryo geçerli. Hem Türk lirası değer kaybediyor gelişen piyasalar ve Türkiye özelindeki olumsuzluk dolayısıyla hem de bir taraftan da altının ons fiyatı artıyor. Evet. Normal şartlarda bu olmasaydı altın ons fiyatı 1260'ı geçemiyordu. 1210 dolarlara doğru dönebilirdi. Türk lirası da 3.70'lerde olmazdı. 3.50'lere doğru dönebilirdi. Ama görüyoruz ki orta uzun vade açısından riskler yüksek. Biraz önce bahsettiğim petrol fiyatlarının da bu kadar düşük olması biraz önce söylediğimiz hani dünyada ciddi bir durgunluk var ve dolayısıyla emtia fiyatlarının esasında aşağı geliyor olması bunu gösteriyor. Ha, bu arada Rusya diyor ki OPEC'teki üretim kısıntısı kararımızın devamı gelmeyebilir. Uzatmayabiliriz onu diyor. Evet ama hani petrol fiyatları. Ama Rusya ekonomisi olabilir. Çok kötü durumda. Yani esasında şunu söylemeye çalışıyorum. Bak Ukrayna'da problem var. Avrupa ile Amerika arasında sanki Merkel'in ziyaretinde elini sıkmadı döndü NATO'ya borcunuzu ödeyin dedi. Ama bakıyorsun ki bir tarafta Rusya Çin. Bir tarafta Amerika olduğu andan itibaren Avrupa'nın tutacağı taraf çok net şekilde belli. Bugün Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalar Amerika'nın yanındayız şeklinde. Bizim de bu noktada esasında Türkiye olarak zorluğumuz şu. Bazen Şangay Beşlisi Rusya Çin diyoruz. Bazen de dönüyoruz Avrupa sonuç olarak ticaretimizin %50'si biliyoruz ona göre hareket ediyoruz. Dolayısıyla şunu söylüyorum. Yani siyaseten bulunulan noktayla ticaret ve ekonominin söylediği nokta arasında bir seçim yapmak zorunda kalacağız önümüzdeki günlerde. O yüzden bir zorluk bekliyor bizi. Sen bu seçim olacak beklentisini yansıtıyorsun. Bazı uzmanlar da buna gerek kalmaz. Amerika Rusya kapışmaz diyor da ondan. Vallahi yani zaten kapışıyorlar. Hani bu hani kapışmıyor bu, halleri işte ise. Bu kadar yani. Hani o zaman zaten 3. Dünya Savaşı'nı konuşuyor olacağız. Hani o bir tam doomsday senaryosu. Şu anda Orta Doğu'da 1. Dünya Savaşı'nı konuşuyoruz resmen. Orta Doğu'da hiçbir eğitimle ilgili ilerleme olmadığı için taş devrini konuşmadığımız için çok mutluyuz. Yani öyle düşünmemiz lazım. O da doğru. Şimdi tekrar o zaman orta ve uzun vadeye döndüğümüzde sen önümüzdeki günlerde Türkiye açısından bir tercih meselesi gündeme gelebilir diyorsun ama daha önemli bir şey söylüyorsun. Japonya'dan, Çin'den, Suriye'ye uzanan bir coğrafyadan ve enerji koridorundan bahsediyorsun. Bu daha ilginç geldi bana. Çünkü ne diyor Çinli liderle görüşürken Trump? Ben diyor Kuzey Kore'nin kimyasal faaliyetlerini, nükleer faaliyetlerini beğenmiyorum, destek ol. O da ticari kartını ortaya koyuyor. Çünkü diyor ki kapitalizmin ve globalleşmenin tek savunucusu benim, sen değilsin. Evet. Çünkü sınırları açmak sana değil bana yarıyor. Bana yarıyor diyor. Dolayısıyla herkes hani kendine diyor. Kartlarını ortaya koyuyor. O kartlar şimdi, böyle dağıtılırken orta ve uzun vadede biz neler görebiliriz? Mesela seni dinleyen yatırımcılara ne önerirsin? Vallahi yatırımcılara hep şunu öneriyoruz esasında son bir senedir, iki senedir. Yani bir kere altın diyoruz. Çünkü uzun vadeli bir yatırım aracı, riskten korunmak için diyoruz. Bunu söylememizin esas nedeni de şu. Bazen hiçbir şey yapmamak ve mevcut parayı korumaya çalışmak en büyük getiriyi sağlamaktır. Susmak, durmak, beklemek gibi, zaman zaman sabırlı olmak gibi. Şu anda o kadar büyük bir belirsizlik var ki her gün çıkan yeni bir haber özellikle siyasetin ön plana çıkmasıyla birlikte işleri zorlaştırıyor. Ama temel şeye baktığımız zaman, hikayeye baktığımız zaman enflasyonun yükseldiği, büyümenin yavaşladığı, belirsizliğin arttığı bir dönem diyoruz. O yüzden altın fiyatları diyoruz. Ama öte yandan bakıldığında da Türk lirası açısından normal şartlarda, ya bunu daha önce de söylemiştim, hep böyle işin spektaküler tarafını alıp kullanıyor bazıları. Yani dolar TL'nin bugün 3'ün altına gitmemesi için normal şartlarda bir neden yok. Çünkü Türkiye kendine
has riskler yaratıyor. Bunun için de Brezilya örneğini verdik. Brezilya reali son 6 ayda Amerikan dolarına karşı %30 değer kazandı dedik. Türk lirası Türkiye doğruları yapsa %30 değer kazanır. Ama Türkiye'nin önünde problemler var. Siyasi, iç siyasi, dış siyasi, bunları yönetmesi lazım. Bunları yaparken de reform takvimini devam ettirip bir Türkiye hikayesi yaratması lazım. O yüzden Türk lirasında kısa vadede gelecek olan geri çekilmeleri, hani referandumdan sonra evet ya da hayır senaryoları konuşuluyor. Evet, 3 ile 5 arasında değişen dolar TL fiyatlarından bahsediyor. Ben diyorum ki bunlar çok kısa vadeli olur. Bunlara takılmayın. Bakacağınız şey şu. Hangi sonuç çıkarsa çıksın mevcut hükümetin reform takvimine, ekonomiyi ön plana alır bir durumla karşı karşıya bizi bırakacak mı, bırakmayacak mı? Çünkü öbür türlü eninde sonunda hangi iktidar olursa olsun, ki mevcut iktidarın devam edeceğini de biliyoruz 2019'a kadar. Ha, o arada erken seçim olur olmaz tartışmaları ayrı bir konudur ama yani Türkiye'nin bu noktada yatırımcılara güven verici açıklamalar yapması referandumdan çok daha önemlidir. Çünkü Türkiye açısından şu anda bakıldığında en önemli şey yani yabancı... Sen diyorsun ki verilen teşvikler, destekler reformlarla birleştirilirse kalıcı olur. Bir işe yaramaz ki öbür türlü. 16 Nisan'dan sonra yeni tarih, gelişmeler vesairenin ötesinde reform takvimine bakmak lazım. Kesinlikle. Nereye odaklanacak? Aynen öyle. Kesinlikle. Yolumuza mı, başka şeylere? Yani şimdi yani COSGAP'ten şirketlere 50 bin liraya kadar düşük faiz, sıfır faizli kredi veriliyor. Toptan nefes kredileri var. Şimdi bunlar ittirmeyi sağlar. Onu söylüyorum. Yani bu, bununla 42 kilometre, 195 metre koşamazsınız. Maraton koşamazsınız. Oraya hazırlamaz sizi. Ama ne olur? Bir süre nefeslendirir. Türkiye'deki yol aldırır. Türkiye'deki şirketlerin neredeyse %80'inin finans yönetimi bilmemekten battığını düşünürsek bu krediler sadece bir süre onlara nefes aldırır. Ama orta uzun vadeye gitmek için bambaşka şeyler yapmak lazım. Onlara nerede yatırım yapacaklarını, nasıl yatırım yapacaklarını, nasıl teşvikler geleceğini, bu teşviklerin nasıl doğru kullanılacağını anlatmak gerekir ki. Enflasyonu düşürmek için bile reform gerekiyor. Tabii yani şimdi Türkiye'nin esasında bu dolardaki şu an, biraz da itekleme o enflasyon rakamı. Tüm dünyada öyle. Şimdi Trumpflasyon bekliyoruz. Adam harcama yapsın da enflasyon gelsin. Diye. Çünkü enflasyon geldi mi şirketlerin değerleri ve mal fiyatları artar diye bekliyoruz. Geçici bir şeydir bu. Piyasa bu... Bize de büyüme olsun ama enflasyon artmasın diyoruz. Ama imkansız. Büyüme ile enflasyon arasındaki orantı uçtu. Ya bu, burada çok ciddi bir altın oran var. O altın oran da şu. Sürdürülebilir büyüme istiyorsanız enflasyonu önlemek zorundasınız. Türkiye tüm şimdi Amerika'da şu yapılıyor. Harcama yapabilmesi için Trump'ın Obamacare'i önce durdurması gerekiyordu. Şimdi Trump güçlendi mi Artuş? Trump ispat etti gibi yorumlar. Bence yapıyor. Tam tersi şöyle oldu. Trump artık isteneni yapacağını açık ifade etmesi dolayısıyla mevcut üst aklın değiştirmesine gerek kalmadan her deneni yapan lider olacak diye düşünüyorum ben. Çünkü bakıldığında Allah Allah. Muhafazakar cumhuriyetçi değil mi Trump? Ama mesela bu saldırı sonrasında işte Suriye'deki üssün vurulması sonrasında böyle yurt dışı Amerika'daki basına bakıyorum. Bir konsansın sonra uzun aradan sonra. Neden? Milliyetçi duygularla ve kimyasal silah suç. Hani bravo. Amerika elini gösterdi. Bravo, bravo. Esasında bu popülizmin ne kadar arttığını gösteriyor. Şunu geçen hafta sonu Financial Times'ta bir yazı vardı. Diyordu ki İngiltere ve Amerika'da popülizmin ve milliyetçiliğin artıyor olmasının nedeni ekonomi değil. Eğer öyle olsaydı Hollanda'daki aday milliyetçi aday oy kaybetmezdi. Yarın öbür gün eğer Fransa'daki seçimlerde de Le Pen'in kazanmadığını görürsek Mayıs ayında, sonbaharda Merkel'in kazandığını görürsek o zaman ortaya Anglo-Sakson'la kıta Avrupa'sı arasındaki fark ortaya çıkar. O da nedir? Eğitim farkıdır. Çünkü Amerika'la ve İngiltere'de Brexit'i isteyenlerle Trump'ı isteyenler az gelirliden ziyade eğitimsiz ve eski kuşaklardır deniyor. Michael Caine geçen gün açıklama yaptı. Çağı yakalayamayan. Çağı yakalamayan. Şimdi çok ilginç bir tartışma bu. Geriye görmeyenler. Tabii. Halbuki tanım yapılırken şöyle denirdi. Amerika her zaman genç ve öğrenmeye açık. O yüzden hep başarılı olacak. Avrupa ise çok yaşlı bir kıta. Ne yaptıysak doğrudur. Hiçbir şey için savaşmaya değmez deniyordu. Ve gelişen piyasaları da onlar da kabileler gibidir. Sürekli savaşırlar diye anlatıyorlardı. Şimdi burada çok ciddi şekilde bir değişiklik var. O değişiklik de şu. Avrupa hakikaten Amerika'nın önüne geçebilir mi?
bu eğitim düzeyindeki yükseklik sabah dolayısıyla. Cüneyt söyledi. 100 dolar bunun 40 dolarını 20 dolarını Amerika üretiyor. Hı hı. Diğerlerini dünya paylaşıyor. Rusya 4 dolar biz işte 1 dolar. Evet. Avrupa artık üretemiyor. O da oldukça düştü. Şimdi böyle bir payda 100 doların dağılımında hani nereye bakarsın, kime bakarsın, güç kimdedir? 20 dolar üretendedir. Evet, bir öyledir, bir de dolar bir de, olarak. Dolardır zaten. Hani kadar, cevap olarak böyle evet. verebiliriz ama daha Türkçe. Hani. Evet, istediği kadar dolar basma hakkıdır. Daha sokak hesabıyla evet, böyle zaten bak hani durum. Uzun vadede niye hani savaşlar ve ekonomik olarak şu anda devam eden çekişmenin sıcak ve soğuk savaşlarını görüyoruz? Ne yaparsa yapsın Trump rüştünü ispat edemez. Trump'ın politikalarıyla olmaz mı diyorsun? Ben şunu söyleyeyim sana. Ne ben söyleyeyim? Zannediyorum Aralık ya da Ocak ayındaki bir yayında şey demişim. De Gaulle Fransa'ya sosyalizm getir demişim. De Gaulle'ün cumhuriyetçi olduğunu karşısında Mitterrand'ı kazandırarak esasında sosyalizmi getirdiğini söylemek istemiştim. Şunu demeye çalışıyorum. Bazı liderler amaçladıkları hizmet etmek istedikleri fikri değil, fikrin yok olmasına hizmet ederler. Evet. Trump milliyetçiliğin ve popülizmin yok olmasına hizmet edecek. Hı. Eğer böyle popülist kararlar alırsa. Çünkü ortaya çıkacak tablo ne ekonomik olarak ne siyasal olarak kimseyi mutlu etmeyecek. Onu söylemeye çalışıyorum. O yüzden Trump'ın zaten seçilmiş olması çok büyük bir sürpriz. Evet. Bundan sonra başarılı olması daha çok büyük. Çok daha büyük bir sürpriz olur. Çünkü büyüme yaratacak bir hikayesi yok. Bu yasalarla ve vergi reformlarını artık daha hani rahat çıkartabilir, biraz daha farklı algılayabilir. Onu Haziran'a doğru göreceğiz. Yorumu vardı o yüzden. Doğru. Bir sınır yasasını çıkarmak istiyor. İki bu borç tavanını çıkarmak istiyor. Vergi indirimleri. Bunları Wall Street onu bekliyor. Çünkü. Evet ama bunu şimdi ilk icraatının şey olacağı söyleniyor. Hızlı otobüs yolu. Yani bu bizim metrobüse benziyor biraz. Bunları yaparak nasıl bir verimlilikle Amerika'yı kalkındırabilirsiniz ki? Amerika'da istihdam tavana vurmuş. Büyüme yüzde neredeyse 2'nin altına iniyor. %1'lere geliyor. İlk çeyrekte bunu göreceğiz. Ve enflasyon da %3'e gidiyor. Bunu Trump'ın çözebileceğini düşünüyorsa Wall Street sadece para kazanmak dışında bir şey düşünmediğindendir. Çok kısa vadeli baktığındandır. O yüzden orta uzun vade için bence yani Trump gibi bir liderle ya da onun ikiz kardeşi İngiltere'deki sayın başbakanla bu işlerin çözüleceğini düşünüyorsak bence çok kolay değil. Dünyanın önünde böyle liderlere değil daha birleştirici, daha popülizmden uzak, daha Avrupa Birliği değerlerini savunan liderleri görmemiz lazım. O yüzden sanki biraz daha dünyanın çıkış noktası ya da kurtuluş noktası tekrar Avrupa'ya dönüyor gibi ama Avrupa'dan da çok fazla bir şey beklememek lazım. Buradaki tabii. Seçimlerden de evet. Avrupa Birliği zulmün bitmesi için ABD ile çalışacağız diyor. Evet. Suriye Cumhurbaşkanlığı ABD'nin saldırısı teröristlere saldırmadan hızlı adım atma kararlılığımızı arttırdı diyor. Evet. Yani barışı desteklemedi, savaşı destekledi diyor. Daha da sert savaşacağız diyor. Rusya ayrıca acele alınmış bir karar olduğunu söylüyor Suriye. Putin ve Rusya Güvenlik Konseyi de Amerika'nın Suriye saldırısının ABD-Rusya ilişkisine verdiği zarardan dolayı üzüntü duyduğunu belirtiyor. Bu açıklamalar sonrası biraz daha normalleşir ilişkiler beklentisi var ama sen orta ve uzun vadede durum biraz karışık diyorsun. Evet. Son sözlerini alacağım. O yüzden de 3.95 euro, 3.72.50 dolar TL, 88.594 puan Borsa İstanbul, 1260 doların üstü altın, 55 doların üstü petrol deyip belirleri hatırlatıp son sözleri sana vereyim. Evet. Valla şimdi biraz önce anlattığım Avrupa hikayesi esasında euro dolar paritesi açısından da önemli. Çünkü normal şartlarda biz Fed'in faiz artırımları dolayısıyla euro dolar paritesinin çok hızlı şekilde dolar lehine bir yerden sonra kırılmasını bekliyoruz ama bu hikaye değişebilir. Bu birincisi önemli. İkincisi altın sabır işidir diyoruz. Altınlanma zamanı dememizin nedeni sabırlı olursanız eğer bu seviyelerde bu işle, mi? Ya altında geri çekilmeler görebiliriz ama ya Eylül'de orta ve uzun vadede tutacaksanız %10 bir yukarı potansiyeli gözüküyor. Söyleyelim de. Evet, bu şekilde. Teşekkür ederim Artuş. Ben teşekkür ederim Ebru. Yoğun bir gündemde ve piyasalar hareketliyken değerlendirme yaptın. Teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Doktor Artuş Kocabalkan, İntegral Menkul Değerler Danışmanı'yla gün ortasında ekonomideki gelişmeleri değerlendirdik. Devam edeceğiz ekonomiye yansımaları konuşmaya.